bu vize türü seni her işi yapmana izin veriyor. İzin veriyor. Arkadaşlara şunu söylemek istiyorum özellikle. Yeni mühendisler bu vizeyi kesinlikle düşünsün. İş bulma konusuna gelince de gene her zaman gibi birazcık da profesyonel olacaksınız. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Bugün 476 numaralı Recognized Graduate Visa, yani Türkçesi yeni mühendis vizesi olan vizenin vizede yapılan bazı değişiklikleri sizinle paylaşmak için çekiyoruz bu videoyu. Merhaba abicim. Merhaba Burak, nasılsın? İyiyim abicim, sen nasılsın? İyiyiz, en sonunda ısındırmışsın böyle havaları. Valla abi, rahatladık abi. Dona dona çekiyorduk, artık böyle 10 tane video çekebilirim ya. Yani. Hadi bakalım, başlayalım o zaman abi. Bu vizede nasıl bir değişiklikler var abi? Bu vize herhalde birazcık koronavirüsünden de etkilenen. Aslında hepsi etkilendi ama evet. bu da etkilendi diyelim. Bir vize olduğu için biraz yenileme ihtiyacı duyduk sanırım. Aynı zamanda çok soru alıyoruz çünkü insanlar bu vizeyi kullanarak buraya gelmeyi çok istiyor. Bence de çok mantıklı bir vize zaten. Onun için bundaki ufak tefek değişikliklerden bahsedelim. Bir de birkaç eksiğimiz vardı geçenkinden. Bunu tamamlayacağız şimdi en azından. İkisini böyle birbirine bağlayıp. Evet, çünkü şey koronadan sonra işler çok değişti. Yani her şey değişti. İşler de değişti. O zaman bu videoyu yaparak birincisi en azından yenilemiş oluruz abi. O zaman bütün her şeyi sayman lazım senin burada. Şimdi yeniden bahsedeceğim teker teker. Biraz da eklemelerimiz olacak. Hem herkese tekrardan bilgilerini yenilemiş olur diyelim. Arkadaşlara şunu söylemek istiyorum özellikle. Yeni mühendisler bu vizeyi kesinlikle düşünsün. Neden? Birincisi Avustralya gelmenin kolay yollarından birisi. İkincisi bir de mühendis vizesi. Yani bir şartla geliyorsun, kendini şartlandırıyorsun. O konuda birazcık iş bulmaya çalışıyorsun. Şimdi hemen hızlıca girelim. Bir de iş çalışma izni verdiği için çok büyük avantaj abi. Çalışma izni veriyor, eğitim izni veriyor. İstiyorsan eğitim de alabiliyorsun. Yani şöyle ki full time zaten çok komik olur. Hani buraya gelip full time öğrencilik yapmak ama yani kendi mesleğin üzerine bazı kurslara gidebilirsin. Kendini biraz daha geliştirebilirsin. Aynı zamanda bu sertifikaları Avustralya'da yaşamasan bile daha sonra başka ülkelerde kullanabiliyorsun. Evet, mühendisler buraya gelirken bazı tamamlaması gereken şartlar var. En başta şu, 31 yaşında olmamalı yani. Daha küçük yaşta olmalı. 31 yaşından daha aşağıda bir yaşta olmalı. En düşük mühendislik, yani mühendis olmak zorunda, mühendislik okumuş olmak zorunda ve bitirmiş olmak zorunda. Ama bunun yanında master ve doktora da yapıyor olabilir. Bunlarla da başvurabilir ve vizesi onaylanabilir bununla beraber. Şimdi bu bir geçici vize. Sürekli oturum vermiyor. Yani bu vizeyi aldığın zaman ben Avustralya'ya giderim, orada kalırım, orada ömür boyu yaşarım gibi düşünmemek lazım. Çünkü bu 18 aylık yani 1,5 yıllık bir vize türü. Bir çalışıp tecrübe yapmaya gibi bir şey diyebiliriz. İşte odur Burak. Çünkü bazı vize türlerinde yani sürekli oturuma geçen vizelerde veya sponsor vizelerinde size bir Türkiye'den buraya gelmeden iş bulma şansınız neredeyse yok. Yani yok yani öyle diyeyim. Bir ihtimal bulursanız büyük şans. Ama buraya sizi getiriyor. Siz burada bazı şirketlerde çalışarak tecrübe ediniyorsunuz. Orada insanları tanıyorsunuz. Onlar sizden tabii ki onlar sizden memnun kalıyor ve size iş teklif ediyor ve bu vizeyle sürekli oturuma geçirilebilen diğer vizelere başvurabiliyorsunuz. Yani önü hem açık hem kapalı gibi yani. Hani ona güvenerek burada sürekli kalamazsınız. Bu vize gelen arkadaşlara şu şansı tanıyor. İstedikleri kadar süreç boyunca Türkiye'ye gidip gelebilirler. Başka bir ülkeye gidip gelebilirler. Yani herhangi bir kısıtlama yok. Yok, hiçbir kısıtlama yok bu süre içinde. Ama şartları var Burak. Nedir? Mesela İngilizce bilmen lazım abi. Çünkü İngilizce şudur. IELTS'den 6 alacaksınız ve en düşük bantlardan 5-5-5 almanız lazım. Yani 5-5-5 hepsinden alırsanız 6 alamazsınız da hani en düşük 5 olacak. 4 banttan. Ortalama artı 6 en düşük 5 olması evet. lazım bantlardan. Zaten bu konuda da bir video çekmiştik. Onu da ekleriz. IELTS videomuz. IELTS arkadaşlar ona da kısaca bakabilir. Şimdi diğer şartlara giriyoruz. Belirtmem gereken şartlar şu. Değişen en büyük şart ve şart da demeyeyim durum bekleme süresi kaldırıldı. Yani daha önce 3-4 ay, 5 ay gibi bir süre veriliyordu. Şu anda yok. Yok. Bilmiyoruz. Sınırsız. Ömür boyu bekleyebilirsin abi. Aynen. Gelecek senin sonuna ama kadar. Bir şey soracağım abi. 6 ay sonra da gelebilirsin. Şimdi sen başvuru yaptın diyelim. Gelmez 31 yaşın geçersen olacak mı? Hayır. Oluyor bir sıkıntı mu? Yok. Avustralya hükümeti
sizin başvurduğunuz günü baz alıyor. Yani sen o gün başvurdun. 3 gün sonra senin şey, 31 yaşını, sen yaşını geçtin diyelim. Olmaz. Değişmez. Bir şey veya sen 2 yıllık mühendislikten çıkmış oldun. Mesela sen bugün 1,5 yıllık bir mühendissin. Başvuru yaptın. Bu anladım. Süreç içinde geçti bu. Bu demek değildir ki sen eski bir mühendissin artık. Yani yeni mühendis değil, eski mühendis diye. Onun için hiç korkmasınlar ama sadece başvuru zamanını kaçırmasınlar. Neden? Çünkü bu, işte bu kriterler. Çünkü burada şöyle oluyor. Fazla bekleyebilirler de zaten. Bekleyebilirler. Şöyle bir şey var yani, rica minnetle bu işler olmuyor. Şartları tamamlamak zorundasın. Dolayısıyla bütün vizelerde olduğu gibi. $405 civarında bir masrafı var vizenin. Hani aslında gerçekten çok da şey istemiyorlar. Abi vizeler arasında ucuz bir vize aslında baktığın zaman. Bundan daha ucuz kaç tane vize var? Bilmiyorum. Belki turist vizesi falan vardır. Yani aynen öyle işte. Ucuz yani. Buraya geldiğiniz zaman ortalama mühendis maaşı $60,000 ile $75,000 arasında başlıyorsunuz. Şimdi o rakamları gördüğün zaman bu rakamları ödememek zaten hani... Yani çok şey değil zaten yapacak o... Gerçi doları da her gün arttığını düşünürsek tabii ki pahalı olmaya başlıyor ama diğer vizelere kıyaslarsan eğer ucuz bir vize. Ucuz bir vize. Bir şart daha koyuldu. İnternetten başvuru yapılmak zorunda. Eskiden evrak falan da gönderiliyordu bazı durumlarda. Şu anda artık direkt online immigration'ın sayfasından başvuruyorsunuz. Şey yok. Ben evraklarımı topladım, gideyim de şunu başvurayım. Öyle bir şey yok işte. O yok. Bunlar çok önemli. Artık arada bütün vizelerde bu yüz yüze görüşme olayını kaldıracaklar. Bitecek. Şu ya işte eskiden çok yüz yüzeydi biliyor musun Burak? Gerçekten gider sıra beklerdin. Evet. İşte onlar bir daha arardı. Sen başka bir evrak istiyorlarsa onu götür. Böyle bir koşturmacadır. Onların da zamanı çalınıyordu ve iş hep geri kalıyordu. Aslında online olması bir yönden avantaj oldu. İyi oldu diyebiliriz. Bence profesyonel. Yani zaten adamdan sen sağlık şeyini istiyorsun. Değil mi? Adamla interview'de görüşmeyi de zaten internet veya telefon üzerinden yapabiliyorsun. Adamı çok da görmene gerek yok zaten. Yani adamın boyuna posuna bakarak almıyorsun ki, bu adamın diplomasına bakarak alıyorsun. Şimdi bu vizede şu gerekli gene. Daha önce bu vizeyi almamış olman lazım. Yani arkadaşlar şunu diyebilir. Ya ben daha bir yıllık öğrenciyim. Bu sene daha bugün mezun oldum. Alayım 1,5 yıllık. Bir buçuk yıl sonra. Bir daha başvururum. Hani hemen alırım, vize bekleme süreci de geçer. Hemen bir daha yok, olmuyor böyle bir şey. Bir daha alamıyorsunuz. Bu çok önemli. İkincisi, bazı arkadaşlar kolaylıkla gidip hemen hazır olmadan bazı vizelere başvurup red alıyorlar. Bu çok büyük bir sıkıntı çünkü bu vize türlerinde daha önce bir vizeden red almamış olmanız gerekiyor. Evet, o bir problem oluyor ileriniz için. Zaten çıkıyor, sistemde çıkıyor. Bunu saklayabileceğim bir şey yok ki. Hemen sistemde senin daha önce bir red aldığın ortaya çıkıyor. O yüzden bütün evraklarını tam da yapacaksın, evet. Bütün şartları yerine getiriyor olmalısın. Yerine getirmek zorundasın. Bunlar ufak tefek şeyler ama sonuçta önünüze sert bir bariyer olarak çıkıyor. Ve yapacak da bir şey yok. Yok, yapacak bir şey. Doktor kontrolünden geçiyorsunuz ki bu zaten herhalde bütün vizelerde var. Herhalde bir sağlık kontrolü. Sağlık kontrolünden geçiyorsunuz. Zaten sağlık kontrolünden geçmeden hiçbir ülke seni almaz. Almaz yani. Yani bu, evet. Bu bir dediğin doğru. Bunu mecbursun alacaksın yani. Herhalde şimdi bir de korona testi şartı falan koymuş olabilirler. Korona testi değil de korona aşısı şartı koyabilirler abi. Evet ama daha o da pek dağılmadı da. Bilmiyorum nasıl yapacaklar onu. Çünkü artık şu an cevap gelmiyordur ya, muhtemelen 2 ay sonra kesip koyarlar. Koyabilirler. Mi? Herhalde onu da yapar insanlar. O da çok zor bir şey değil. Okudukları üniversite çok önemli. Çünkü okudukları üniversitenin bölümü MÜDEK veya MET'ten onay almış olmak zorunda. Yani bunların ikisi de dünyadaki üniversite eğitim veren üniversitelerin, okulların gidişatını, işte bütün müfredatını kontrol edip bu adam gerçekten de mühendistir deyip onay veren bir... Şartlarını yerine getirmiş, okuldan mezundur diyelim. Evet. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Geçenlerde bir arkadaş mesaj attı. Ya benim bölümde de işte Ahmet Beşe, MÜDEK'ten geçen yıl ayrılmıştı. Geçmiş olsun. Evet maalesef. Ve hani ben dedim uzman birisine sor istiyorsan. Hatta bir detay verdim işte şuraya ara diye. Adamlar demiş kusura bakma, yapacak bir şey yok. Çünkü çıktıysa bunu hani rica minnetle yapacağımız bir şey değil. Şunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar bu vize size iş garanti vermiyor. Yani öyle bir dünya yok. Ben gelirim kesin bulurum. Ertesi hafta başlarım diye bir şey yok. Gerçekten mühendis işleri bulmak kolay değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde kolay değil artık. Çok mühendis var. Ve biraz öyle, zor, öyle ama... de bir endüstri ki hani giren bir daha çıkmıyor Burak. Hani bu garsonluk veya aşçılık gibi değil biliyor musun? Habire giren çıkan. Hani bir köşelerden falan bir yer bulamıyorsun kendine. Maalesef böyle oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar da en önemli şey. Yani buradaki üniversiteler sana ot denme mezunsun.
Kayseri'den mezunsun diye bakmıyor açıkçası. En başta baktığı şey bir şey var. İngilizcen nasıl hoca? İngilizce çok önemli. Yani ben IELTS'den 6 aldım, öbüründen dilsizliğinden 5 aldım, yazmadan 5 aldım deyip, bu arada şunu ekleyeyim, bu genel, yani genel İngilizce'den. Yani genel, düşün, İngilizce. Genel İngilizce olabilir, akademik aldıysan o da olabilir. Sonuç ikisi geçerli. Zaten akademik aldıysan geçerlidir. Bunlara karşılık gelen diğer, ses top olmuş ve diğer, onlara da internetten bakabilirler karşılıklı olarak. Sınavlardan da geçebilirler. Bunlar da geçerli. Şimdi İngilizce çok geliştirmek gerekiyor. Buna da başlangıçta daha üniversitenin birinci yılından başlayın arkadaşlar. Biliyorum kolay değil. Kesinlikle hele hele bazı, özellikle bazı mühendislikler gerçekten ağır eğitim. Yani pek zamanınız olmayabiliyor İngilizce gibi bir dili. Abi iyi bir üniversite mezun olduğun zaman genelde İngilizceni geliştiriyorlar. Bu şekilde onu sana eğitim öğretiyorlar. Eğitim İngilizce oluyor çoğu. Ve olması da lazım. Aslında bana sorsan üniversitenin eğitiminin... Hepsinde olması lazım. Yani %100 olmasa bile %50'sinin İngilizce olması lazım. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar hani biraz böyle, biraz farklı davranıyor. Hani düşünüyor yani niye İngilizce olsun, hani Türkçemiz var gibisinden, isteyen gitsin öğrensin diye. Ya arkadaşlar dünya artık İngilizce. İngilizce. Ne alırsan al içinde sağında solunda İngilizce yazıyor. Abi zararı yok. Yani İngilizce yok. Bildikten sonra sana zarar hiçbir şekilde olmaz. Her zaman yararlı olur. Siz mühendis gibi adam için sadece standart İngilizce. Evet. Artıca bir şey yaparsa bonus yani. Hani ben İngilizce biliyorum diye eskiden hani üniversite mezunu olmak bir pozisyonmuş. Şimdi herkes zaten bir şekilde diyorsun. Bir şekilde üniversiteyi bitiriyor. Bunun dışında şimdi İngilizce de bir standart oldu. İyi bir İngilizce de standart oldu. Hani İngilizce işte değil mi? İkinci dil yani ekstra kendi ana dilin dışında bir dil, ikinci dil öğrenmen lazım. Kesinlikle ki sana çok önemli. Böyle büyük bir artı versin. Yoksa işte bunları arkadaşlara söylüyorum. Çünkü birkaç arkadaşla görüştük. Hani ben izliyorum da kendilerini. Onlar da YouTube ortamında dolanıyor. Bir yıldır başvuru yapıyorum. Hiçbirisinden cevap alamadım diyor. Ama başka bir arkadaşla görüştük. Abi bu konuda iş bulmamız var. Bizim yaptığımız video var ise Çağatay'ın videosunu izleyip nasıl iş bulunabileceğini bize anlattı. Yani bu girişken olacaksın. Yani gerekirse meetup'lara gideceksin. Gerekirse böyle mühendis şirketlerinin bulunduğu toplantılar, notlu artık ne bulursan. Siz daha iyi bilirsiniz mühendis olarak. Hani ben o meslekten gelen bir adam değilim. Gireceksiniz bu işin içine. Başka yolu yok yani. Abi çok isteyen kişi buluyor ya. Yani bunun için uğraşan, çabalayan insan buluyor. Ama oturduğun buluyor. Yerden internetten başvuruyup da ben bulamıyorum dersin yani ona. Bu çok doğru yani. Oturduğun yerden olmuyor arkadaşlar. Çünkü oturduğun yerden herken yapıyor. Herkesin yaptığı bir şey yaparsan şansın binde bire düşüyor. Aynen öyle. Ama bazı arkadaşların şunu yaptığını bile duydum. Ya adamlar golfe başlamış. Golf oynuyor. Mühendis şirketinin sahibi de oynuyor. Ya işte zaten abi çevre böyle yapılıyor. İş bulma için kontak gerekiyor. Mantığını bize bize Çağatay iyi anlatmıştı yani. Evet, onu yani, oradan yaratırsan bir şekilde o işi bulursun. Biraz hareketli olacaksınız. Hani network dediğimiz şey kurmaya çalışacaksınız. Mümkünse biraz da şansla yaver giderse belki çok kısa süre içinde iş de bulabilirsiniz. Burada da kalamazsanız arkadaşlar yani çok kafanızı yormayın. Çünkü Avustralya iyi bir tecrübedir. Avustralya'daki tecrübenizi Avrupa'nın birçok yerinde kullanabilirsiniz ve saygı duyulur. Bu kesinlikle gerçek bir durum. Yani bunu hiç atlamayalım. Avustralya'ya gelin. Kesinlikle bu konuda Avustralya'ya gelin. Bir de zaten yurt dışında bir tecrübe yapmaksa, yani mesela Avustralya gibi İngilizce konuşulan bir ülkede tecrübe yapmak, başka bir ülkelere gideceksen sana çok, çok büyük önemli. Avantaj. Çok adam önemli. Adam senin kafasında şu soru işareti olmaz. Ya bunun İngilizcesi nasıl acaba? Soru işareti olmaz yani. Olmaz. Çünkü Avustralya'da sen mühendislik yaptıysan adam sormaya bile gerek yok ki zaten. Demek ki sen biraz İngilizceyi biliyorsun ve yapabiliyorsun demektir bu yani. Evet. Burası böyle. Bundan sonraki durumlar ise bu, şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar diyor ki ya hani gelip iş bulamazsam ne olacak? Bu vize türü seni her işi yapmana izin veriyor. Yani gelir yuba'da yaparsın, garsonluk da yaparsın, ne bileyim taşımacılık da yaparsın. Herhangi hani konsolosluk da aç kalmazsınız, kendinize de bakarsınız. Hani fena para da kazanmazsınız. Çünkü sonuçta belli bir İngilizce hakim olacaksınız. Hani iş bulma sorunu olmaz arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyeyim sizlere. İş bulma konusuna gelince de gene her zaman gibi birazcık da profesyonel olacaksınız. Nasıl? Yani derli toplu bir kavaleta dediğimiz özgeçmiş ve arkasında da güzel bir rezüme dediğimiz CV geliyor. Ve şu önemli. Avustralya'da çok garip bir şey. Sen ne mühendissin diye sormuyor. Yani Türkiye'de biraz tecrübeniz varsa eğer 6 aylık, 1 yıllık her neyse. Sen ne iş yaptın diye soruyor mesela. Ya tamam sen mühendislik firmasında çalıştın da ne iş yaptın ne hocam? Iş?
Hani sen tamam makine mühendisisin ama ne yaptın? İş tanımın çok önemli abi. Ne adı altında yaptığın çok önemli. Hangi firmada ne iş yaptın? Çünkü burada seni genel bir mühendis olarak bakmıyorlar. Hani Türkiye'de seni mühendis olarak alırlar. Onu da öğrenirsin, bunu da öğrenirsin, şunu da öğrenirsin, onu da öğrenirsin. Bayağı bir yükleme olursan. Hani sen biraz bayağı bir hakim olursun ama tek konuda da, tek dalda da çok çok iyi bir noktaya gitmeyebilirsin. Veya master boyutuna gelmezsin yani. Uzman boyutuna. Burada genelde sen necisin? Mesela yazılımcısın. Hangi yazılım üzerine? Tak seni alırlar. Yani adamın aradığı bu. Zaten araştırmalarda diyor işte biz yazılım mühendisi arıyoruz. Şu 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 programda uzman olan. Bu kadar. Bitti. İstersen öbüründen 20 yıllık tecrüben olsun. Adam ilgilenmiyor ki. Adam umurunda değil bu konuda. Mühendislik gerçekten çok güzel bir meslek. İyi bir dal, iyi bir dille, yani iyi bir yöntemle güzel paralar kazanılabilecek, iyi işler yapılabilecek bir meslek. Arkadaşlara bunu söylemek istiyorum. Yani ufak tefek bazı noktalar daha var, not olarak ekleyeyim. Daha önce Avustralya'da bulunduysanız hükümete borcunuz olması lazım. Yani ya bu vizeye başvuru yapmak evet, için. Evet, maalesef şöyle bir durum oluyor. Arkadaşlar burada işte 2 yıl falan okuyor veya 1 yıl falan okuyor işte. Daha sonra gidiyorlar mühendisliğini bitiriyorlar tekrardan. İşte 3. sınıfta buraya geliyorlar. 1 yıl kalıyorlar, 4. bitiriyorlar. Ve burada çeşitli sebeplerden dolayı bilmiyorum bazı borçlar oluyor ve ödemeden gidiyorlar bir daha dönmeyeceğiz diye. Eğer bu borçları taktıysanız geçmiş olsun diyorsun. Ya şimdi vizede de bunu belirtip ben bunu ödeyeceğim nasıl olur bilmem ama şart şu sizin adınıza bir borç olmaması lazım. Sicilin temiz olması lazım diye. Yani Avustralya tarafından siciliniz temiz olması lazım. Evet. Bu çok önemli bir şey çünkü bu bir red sebebi. Bu vizenin başka bir amacı da evliyseniz mesela eşinizi getirebiliyorsunuz. Hani yeni mühendisler genelde tamam diyorsun çok yeni belki evlenmemiştir, evlenmiştir. Belki master yapmıştır, çocuğu bile vardır. Sorun değil. Bunu da ekliyorsunuz ama birazcık ekstra ücreti var onun. Şey, vize başvurusu fiyatı biraz artıyor. O çok büyük rakamlar değiller. Ama zaten eşin de çalışma izni olduğu için. Oluyor. Tabii ki. Okay. Buraya çok genç arkadaşlar geldi. Çiftler yeni evlenmişler. Birkaç aylık evliler mesela. Bazı durumlarda gerçi şöyle bir şey oluyormuş. Hani evliliğe inanmıyormuş gibisinden bazı durumlar duyuyor. Çünkü çok hani birkaç ay hafta önce evlenip de başvurma gibi durumlar oluyormuş ama yani bunları YouTube'da belki izliyordur arkadaşlar. Birkaç kişi paylaşmış bizimkilere, bizim evliliğimize inanmadılar diye. Çok nadir oluyordur abi o ya. Yani çünkü sen resmi olarak gidiyorsan ve Avustralya'da yaşamadıysan takip edemeyeceklerinden dolayı. İşte. Ya inanmam olayı çok fazla evet. Olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu da ufak bir risk olabilir. Yani evraklarınızı tamamlarsanız, evinizde de bir sıkıntı yoksa bu sorun ortadan kalkar. Eşinize getirebilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa, küçük bir çocuğunuz onu da getirebilirsiniz. Ona da inanmıyorlarmış abi. Ona inanırlar da şunu da unutmasınlar. Bir aile buraya getirme masrafı daha ağır. Kesinlikle. Özellikle de çocuğun varsa giderim çok fazla. Yani rakamlar artıyor. Dolayısıyla onu da düşünmeleri lazım. Çünkü buraya bir uçak bileti bile kişi başı eş, çocuk falan. Aynen öyle. Rakamlar iyice artıyor. Bir de burada bir ev tutmak gerekiyor. İş bulma süreci derken bankada biraz para olması gerekiyor. Hani cepte boş gelinmez. Gelemezsin de zaten. Bunu da benim yani bir nasihatim olsun gelecek arkadaşlara. Ama şunu söylüyorum. Mühendis arkadaşların hepsinin bu vize türünü denemesi lazım. Abi bir şey soracağım. Kontenjan var mıydı bu vizede? Yoksa öyle başvurabiliyor musun? Bunda yok. Şeyde vardı kontenjan. Sen de bahsettiğimiz o 100 kişilik work and holiday vizesinde tamam. 100 kişilik bunda kontenjan öyle bir şey yok. Yani. Bunda öyle bir kontenjan yok. Sadece bekleme süreci bilinmiyor. Onu da büyük ihtimal bu virüsten dolayı yaptılar abi. Evet. O bence bu aşı gerçekten işe yarar. Bu virüs biraz düşürülür. Şu olursa dünyada bence onu değiştirirler. Yine 3 aya düşürürler gibi geliyor bana. Bakarsın bir ay sonra Christmas'tan sonra veya ne bileyim January'den sonra hızlı hızlı bir ayda falan. Ben çok öyle tutacaklarını zannetmiyorum. Evet. Çünkü o yeni mezunlar burada işe yarıyor yani çalışıyorlar. Sonuçta ya, bir tabii ki. Endüstrinin dönmesini sağlıyorlar yani. Ya işte diyorum ya ama şu demek değildir ki arkadaşlar buraya geleceğiz kesin kabul olacağız falan gibisinden düşünüp de Türkiye'de de iş aramamayı bırakmasınlar. Hani iyi bir işte bulabilirler. Belki tercih sebepleri yine Türkiye olur veya başka ülkeler olabilir yani. Bu aynı evet tabii canım. Çünkü ne diyorum Avustralya size iş garantisi vermiyor. Bu kadar net. Yani buraya gelip de hani İş bulamayabilirsiniz. Toz pembe dünyayla da gelmeyin. Çünkü burada da iş bulamayabilir. Bazı meslekler özellikle mesela tekstil mühendisleri zor yani. Gerçekten tekstil mühendisi kabul ediyor mu abi bu vize? Şimdi şöyle bir durum var. Listede yazmıyor ama ben birçok kişiyle irtibata geçtim.
kadar çeşitli vize, şey, gıda mühendisliğinden bile gelmişler. Yani demek ki kabul ediliyor artık. Önemli olan başvuru sürecinde işte uzman bir firmayla çalışsınlar. İşte birçok web sitesi, ben bunların birkaç tanesini açıklamaya atarım. Onlara sorun arkadaşlar, kendiniz yapmaya çalışmayın, zaman kaybı olur, kafa karışıklığı olur. Çünkü web sitesinde bir sürü soru soruyorlar. Bunlardan bir tanesini belki hani çok, ben bile araştırırken çok kafam karışıyor yani. Bir dediğiyle bir dediği sanki aynı şey gibi geliyor ama niye ayrı ayrı koydunuz? Bir de şey abi, işte hata yapma şansın yok yani. Yanlış işaretlemeden dolayı red alırsan başka bir sene de başlamazsın. Zaman kaybı. Bazı durumlarda şöyle oluyor. Diyorlar ki ya bunu da istiyoruz. Sen onu tamamlaman gerekiyor. Bir de evrakların hepsi İngilizce olması gerekiyor malum. Bunu da belirtmen gerekiyor. Olarak. Zaten bütün vizelerde böyle. Çünkü adamlar Türkçe bilmediği için. Dolayısıyla evraklar bir uzman tarafından, yani pardon, yeminli tercüman tarafından veya artık Türkiye'de. O zaten İngilizce Avustralya çevirmiş. Hükümetin belirlediği bazı kişiler var. Herhalde onlardan alıyorsunuz. Tahminimce yani bilmiyorum ben de. Bulundukları şehirde kim yapıyorsa artık onu. Bunu zaten yani o şirketle konuşmaları lazım. Ya eskiden çok şeydi, noter tasdiği falan isteniyordu. Her birinden noter tasdiği servet ediyordu. Bak benim geldiğim yıl şu evrak noter tasdiği, şu evrak noter tasdiği. İnanır mısın? Yani babamın bir maaşı sadece noter tasdiğine gitmişti. Evet, yani, en azından bunu aşmaları iyi olmuş. Bunu aştılar Allah'tan. Çünkü ya gerçekten bir ay, bir iki aylık okul parasını şeye veriyordun ya. Noterde. Notere ver, bir tercümana veriyorsun. Tercümandan alıyorsun, bir de noter tasdiğine götürüyorsun. Yani çok acımasızcaydı bence. En sonunda bunu aştılar. Yani şimdiki arkadaşlar bu konuda çok daha şanslı diyorum yani. Oldu abicim, teşekkür ediyoruz ama. Var mı diyeceğim bir şey? Var, bir şey daha vardı üzerinde. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür edebilirsin. teşekkür alayım da. Bir daha tamam. Etmezsin falan olmaz. Yok edeceğiz. Askerlik işten deneyen erkek arkadaşlar tecillerini yapsınlar. Zaten tecil ettirebiliyorlar. Yani. Onunla gelsinler. Çünkü tecil olmayınca zaten çoğu zaman askerlik kağıtlarını soruyorlar. Vize başvurularında bu önemli bir şey. Türkiye gibi ülkelerde. Oldu. O zaman ben bir daha teşekkür edeyim abicim. Bir şey değil. Bol şans arkadaşlara. Lütfen bu vizeyi deneyin. Kendiniz için çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Arkadaşlara şunu söylemek istiyorum Burak. Lütfen bu vizeyi tekrar tekrar izleyin. Ve eğer mümkünse bütün mühendis olan, yeni mühendis olan arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşın ki belki hayatlarında çok iyi bir adım atmasına vesile olursunuz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Yurt dışı tecrübesi yaparlar abicim. Yaparlar, dillerini de geliştirirler. Güzel olur. Aynen. Herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz olursa biz buradayız. Yorumlara yazarsanız cevaplıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.